her gece restoranın müşterileri için caz çalar. Ama bu gece özel bir konuğu var. Dünyaca ünlü rapçi Alberto, Jay'in performansını bir meydan okuma olarak gördü. Bu müzik değil, sadece gürültü. Şerif Ruby bu kulak kirliliğinden hoşlanmadı. Her iki müzisyen de huzuru bozdukları için olay yerinde tutuklandılar. Çılgın zengin Alberto ve parasız Joey'in başı şimdi büyük dertte. Hapishane tulumlarının içinde iyi görünüyorlar. Artık ikisi de eşit durumdalar. Fakat yine de Joey'in ne kadar meteliksiz olduğunu anlayabilirsiniz. Saksafonunu gardiyana vermesi gerekecek. Sahip olduğu diğer her şeyle birlikte. Özel mülkiyet için bu çok fazla. Yine de müdür Jane'i onun sadece müzik yapmasına izin verecek. Diğer şeyler de yasak. Joey yorgun. Uyuması ve bir kaçış planı düşünmesi gerek. Ama ranzaları karıştırdı. Burası Alberto'nun uyuduğu yer. Joey başka bir yere gitmeli. Vay! Bu onun buraya ilk gelişi değil. Geçmişten tecrübeli. Hapishanede spor salonu var. Alberto formda kalmaya gerçekten önem veriyor. Ruby de yoga yapıyor. Malum işi çok stresli. Öte yandan Joey de bir meditasyon uzmanı. Ruby onun gibi yapmaya çalışıyor ama işe yaramıyor. Joey size yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Bu hareketiyle cezasının hafifleyeceğini umuyor. Ruby meditasyonun derinliklerinde ve Joey o trans halindeyken kaçmaya çalışıyor. Ama kızın elleri serbest ve bu konuda iyi bir yeteneğe sahip. Joey ne yazık ki kaçamıyor. Çocuklar başladıkları savaşı bitirecekler. Daha havalı olan nedir? Hip hop mı? Caz mı? Bunu sonra öğreneceğiz. Şimdi çay zamanı. Jenny'nin çocukken hiç oyuncak bebeği olmadı. Bu yüzden mahkumlarıyla oynuyor. Şaşırdınız mı yoksa? Mahkumlar oyuncak bebeklerden çok daha iyiler. Onlarla oynamak çok daha eğlenceli. Jenny onları çok seviyor. Mahkumlar aç. Öğle yemeğini daha fazla bekleyemezler. Alberto sipariş ettiği harika bifteyi aldı. Joey de bir şeyler sipariş edecek. Ancak bifte kalmaya gücü yetmiyor. Parası suya bile zar zor yetiyor. Oğlumuz bir şeylerin peşinde. Alberto'nun öğle yemeğine mi göz dikti? Bekleyemeyecek kadar aç. Harekete geçmek zorunda. Alberto durdurulamazdı. Şimdiye kadar. Acil suya ihtiyacı var. Maliyeti ne olursa olsun. Oh, Joey gerçekten çok sinsi. İstediği yemeği böylece aldı. Tadının nasıl olduğu kimin umrunda? Joey yine bir şeylerin peşinde. Özgürlüğe tünel kazıyor. Üstelik kaşıkla. Ah, anlaşılan bu biraz zorlu olacak. Alberto size yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Çocuklar burayı çok hızlı kazıyorlar. Bu korkunç sesler konsantre olmalarına izin vermez. Çığlık atan bir sıçan gibi. Ah, Jenny şarkı söylemeye çalışıyor. Evet, bu ses dayanılamaz. Joey'in mükemmel yöntemi durumu çekilebilir hale getiriyor. Artık konuya dönebilirler. Buradan bir an önce çıkmalılar. Alberto hapiste bile havalı görünüyor. Ama Joey öyle değil. Fakat yine de pes etmeyecek. Tek ihtiyacı olan bu zincir. Bu çılgınca ama Joey onu kullanabileceğinden emin. Sadece birkaç dişini kaybetmesi gerekiyordu. Neden gülümsüyor bu? Soğukkanlı olmaya çalışarak kapıyı açtı. Ve Jenny kurduğu pusuya onları düşürdü. 24 saat gözetime ihtiyaçları var. Ruby'nin tırnaklarının bakım zamanı gelmiş. Tırnak uzmanına acil bir çağrı yapıyor. Kızımız sorgu lambalarıyla insanları korkutmakta harika. Umarım bu teknoloji profesyoneldir. Zaten öyle görünüyor.
Ruby'nin tırnakları yeniden mükemmel. Artık sohbet edebilirler çünkü işlem tamam. Pekala, faturayı ödeme zamanı. Ancak Şerif'ten para almak suç. Bunu bir daha aklından geçirme kızım. Zavallı Joey hapiste kaç gün kaldığını sayıyor. Bu sırada Alberto da platin plağıyla vakit geçiriyor. Parmaklıklar ardında bile durmuyor. Jenny de bir sonraki tatilini düşünüyor. Peki sen nereye gitmek isterdin? Yorumlarda bize bildir. Alberto her gün kendi üzerinde çalışır. Bu da Joey için iyi bir örnek teşkil ediyor. Ağırlığı kendi başına mı kaldırmaya çalışacak? Ortam gergin ama Joey rahat. Bunu yapabilir mi? Hayır, iyi ki Ruby buradaydı. Düşündüğümüzden çok daha güçlü çıktı. Joey yıllarca bu anı beklemiş. Ruby de şokta. Tırnaklarını tekrar düzeltme zamanı. Mahkumlar az önce yaptıkları karşısında şaşkına döndüler. Joey bir haftadır uyumuyor çünkü Alberto horluyor. Çok iyi şarkı söyleyebilir ama horlaması korkunç. Joey'in bir şeyler yapması gerek. Bir mandal işe yaramalı değil mi? Fakat bu da hiçbir şeyi değiştirmedi. O korkunç sesler nereden geliyor? Elbette Jenny'den. Ah, bu ses kulağa jet motoru gibi geliyor. Alberto başka bir albüme imza atıyor. Bu büyük bir başarı. Bütün bu şarkılar onun için çok önemli, biliyor musunuz? Joey çizgiyi aşmaya başladı. Alberto'nun değerli eşyasına bardak koymak vandalizmdir. Bu onun canını yaktı. Aklını kaybetmek üzere. Joey'e bir ders verilmesi gerek ve Alberto'nun albümünü savunması gerek. Jenny adil bir dövüş önerir. En güçlü müzisyen kazansın. Parmak güreşi. Hazır, bekle, başla. Hadi. Sonuç olarak Joey Alberto'yu bir dakika içinde yendi. Caz çaldığı onca yıl boyunca parmaklarını hep havaya kaldırdı. Alberto'nun sabahı menajerini panikle aramasıyla başladı. Dünya turuna çıkmak üzere, hapse tıkılıp kalamaz. Menajer, çıkar onu oradan. Bunun için 2 milyon dolar teklif ediyor. Jenny bu parayı tatilde kullanabilir. Durun. Garip bir ses Alberto'nun menajerini hipnotize ediyor. Kendini huzurlu ve mutlu hissetmesini sağlıyor. Buna dayanamaz. Alberto'ya kimin ihtiyacı var? Benim Joey'e ihtiyacım var. Artık dünyaca ünlü o olacak. Başkalarına gelenlere razı olmak durumundalar. Diğer hırsız parlak ışıkların altında bronzlaşmak istiyor. Önümüzdeki 10 yıl güneşi göremeyecek. Sürekli gözlerini kırpıyor. Surat atmayın, yoksa dosyanızda kötü bir fotoğraf kalır. Yüzünde ne var? Makyaj mı? Güzel görünüyor sanırım. Bu gözlüklerle ben de göremiyorum. Tuhaflar. Aa, bunlar Simple Dimple. Şanslı adamlar 5 yıldızlı lüks bir hücreye sahip oldular ve önceki sakinlerden bir hediye de var. Altından daha iyi ne olabilir? Altın bir popit ve çark. Artık Dylan'ın hayatı parlak yeni renklerle dolu. Bir çürük gibi. Bu vuruş o kadar sert oldu ki. Dünya bir popit gibi ve o sadece bir parmak. Artık buna ihtiyacı olmayacak ve Olivia bunu daha sonra kızına sürpriz yapabilir. Dylan artık hücre arkadaşını eğlendiriyor. Joey yazlık havalandırmalı çorapları için Dylan'ı kıskanır. Hatta onlar popite bile dönüşüyorlar. Bir parça köpük kağıdı ısıtın. Yuvarlak açıklıklı bir cetvel ve bir top alın. Bir parça köpük kağıt kessin. Tümsekleri deliklerden geçirerek yapıştırın. Popiti bir çorabın üstüne yerleştirin. Artık Dylan gibi havalı çoraplarınız var. Nereye giderseniz gidin ayak masajı yaptırın. Mutluluk bu kadar basit.
Bu hapishanenin bir başka güzel yanı da perşembe günleri şefin spesiyelidir. Joey onu seviyor ama Dylan daha fazla tuz istiyor. Bir fikri var. Yemeğini aç kuşlarla paylaşır. Sonra kuşlar da ona Simple Dimple yumurtlar. Köpük kağıttan Simple Dimple tabanı kessin. Küçük bir köpük kağıdı maşayla ısıtın. Balon yapmak için bir cetvel ve bir top kullanın. Parçaları birbirine yapıştırın. Tabanı her iki tarafta olduğundan emin olun. Kenarları boyayın. Son kat oje ile kaplayın. Daha sonra ultraviyole tırnak lambasında pişirin. İşlem tamam. Pastırmalı Simple Dimple çok sağlıklı değil ama lezzetli. Joey de bunu denemek istiyor. Yemeğinle oynama diye kim söyledi? Dylan gardiyanlara acil durum çağrısı yapıyor. Olivia duruma el atıyor. Oğlumuzun artık şık bileklikleri var. O onu sevdi. Joey çok kıskanç. Bileklikleri Poppit'le takas etmeyi teklif ediyor. Okay. Ancak Olivia bir uzlaşma bulmaya çalışacaktır. Poppit kelepçeleri ne olacak? Bir Poppit alın. Delin ve ikinci bir Poppit'e takın. Bunu üç taraftan da yapın. Bunları da bir zincirle bağlayın. Yumuşak kil alın. Ağırlık yapmak için bir top yuvarlayın. Poppit'e uyacak şekilde boyayın. Şimdi daha güzel görünüyor. Topu zincirin üzerine yerleştirin. Poppit kelepçeleri bitti. Dylan çok mutlu. Joey de öyle. Artık birlikte oynayabilirler. Joey, Dylan'ın Poppit kalbini fark etti. Dylan'ın kalbinde Joey için de yer var. Birlikte eğleniyorlar. Olivia ne kadar iyi anlaştıklarını görünce şaşırıyor. Birbirlerine çok yakın görünüyorlar. Sonsuza kadar en iyi arkadaşlar. Poppit de insanları bir araya getirir. Tıpkı hapishane gibi. Onunla vakit geçirmek harika. Hapishanede harika bir spor salonu var. Olivia burada harika bir örnek teşkil ediyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı sayesinde Olivia harika durumda. Kızımız kafasına koyduğu her şeyi yapabilir. Okay. Ama bunun için pek çok şeye hayır demesi gerekiyor. Hepsi Poppit alabilmek için. Ancak bunun için çalışmasına gerek yok. Bir parça kalın keçe alın. Poppit'leri keçeye yerleştirin. Kenara sıcak tutkal sürün. Ve ardından birbirine yapıştırın. İşlem tamam. Olivia kendisiyle gurur duyuyor. Harika öğrencileri var. Olivia görevdeyken her zaman tetiktedir. Melissa ona bir ipucu bulduğunu söylüyor. Olivia bir suçluyu çıplak elle tutuklayacak. Silahlı soyguncuyla savaşmaya başlar. Poppit onun hayatını kurtardı. Teşekkürler Dylan. Artık özgürsün. Joey'i eğlendirmek için ona yeni bir hücre arkadaşı bulduk. Ama bu durumda üzgün olan Dylan, yeni mahkum yeni mezarını kontrol ediyor. Melissa'nın açlığı onu Poppit'e götürdü. Vay, görünüşe göre hiç oynanmamış. Annesine iyi haberi vermek için koşar. Olivia Melissa'nın oyuncağını geri aldığı için çok mutlu. Stand olarak Melissa'nın Poppit'ini kullanıyordu. What?
Daha sonra bunu yanlışlıkla buzdolabına koydu. Bu çok komik. Özellikle Dylan ve Joey için. Bunun komik olduğunu düşünecekler. En azından Olivia ve Melissa yeni arkadaşlar edindiler. İyi biten her şey iyidir. Yeni hapishane hikayemizi beğendin mi? En sevdiğin mahkum hangisiydi? Yorumlarda bize bildir. Bir dahaki sefere Turum Turum Trik'te görüşürüz.